Evet, öğrenme hedeflerimiz iş sağlığı ve güvenliğin temel prensiplerini sıralamak, güven kültürünü tanımlamak ve faydalarını açıklamak, güven kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin gerekliliği sonucunu çıkarmak. Gizem, arkadaşınıza benim sesim gitmiyormuş. Size de gelmiyor mu? Bende problem yok gibi görünüyor ama. Sesiniz geliyor. Tamam. Siz bakabilir misiniz? Mikrofon kapalı mı acaba ya da bilgisayarın ses ayarlarına bir bakabilirseniz. Neden iş sağlığı ve güvenliği? Ülke ekonomisi açısından iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sürdürmenin gerekliliği niçin vardır? İş kazası ve meslek hastalıkları ülkelere olan maliyeti gayri safi milli hastalığının %2,5 ila 6'sı arasında değişiyor. Bu kadarlık bir kayıp meydana geliyor ülke ekonomisi açısından. Birçok işveren için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması bir maliyet. Fakat tedbir alınmaması sonucu oluşan kazalar ve meslek hastalıklarının maliyeti hem ülke ekonomisi hem de o iş yerinin maddi yükü anlamında oldukça fazla. O nedenle önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insancıdır. Çünkü insanların canı yanmaz, meslek hastalığı ve iş kazası sonucu iş görme kabiliyetleri, yaşam kaliteleri etkilenmez çalışanların. Vebali de var tabii, manevi tarafları da var bu işin. İş kazalarında genellikle %20'si teknik ve çevresel etmenlere, gerekli hassasiyetin sağlanmaması üretimin maliyetini arttırmaktadır. Aşağıdaki etmenlerin oluşu nedenlerinin bir kısmı verilmektedir. Periyodik kontrol yapılmadan üretim kapasitesinin artırılmaya çalışılması. Makinalardaki aksamalar, gecikmeler, çalışma ile ilgili sorunlar. Kişisel korunma gerekçelerinden olduğunca faydalanamamak. Yani yeteri kadar kişisel korunma yapılmaması. Pardon. Tezgahların hatalı ya da planlama yapılmadan yerleştirilmesi, fiziksel riskler, gürültü, titreşim, radyasyon, termal konfor, aydınlatma gibi. Bunların hepsiyle ilgili derslerimiz var, göreceksiniz. Burada saydığımız etmenler iş kazasına yol açabilecek, tehlikeli durumları yaratacak etmenler. Yılında yapılan bir araştırma sonucunda iş kazalarının oluşum sebepleri şu şekilde sıralanmış. Düşme ile oluşan kazalar,
tezgahlardaki kazalar, ısı etkisi altında kalmak ve temas ile oluşan kazalar, düşen cisimlerin çarpması ve devirmesi sonucu oluşan kazalar, malzemenin sıkışması, ezilmesi, batması veya kesilmesiyle oluşan kazalar, elektrik akımından ileri gelen kazalar, vücudun zorlanmasıyla oluşan incinmeler. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnız hastalık ve sakatlık olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Şimdi burada iyilik halinden söz ettik Dünya Sağlık Örgütü'nün. Çalışanlar açısından bunun sağlanması için burada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi gerekiyor bu tanıma uygun şekilde. İş sağlığı ve güvenliği çok bilimli bir yaklaşımdır, koruyucu amaçlıdır ve bütün çalışanları kapsamaktadır. Amacı çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Burada da görüldüğü gibi iş sağlığı ve güvenliğin amacına baktığımızda aslında tarafların hepsinin kazanmasını önceleyen bir faaliyet iş sağlığı ve güvenliği. Sadece çalışanların lehine değil, işçi, işveren ve devletin de kazancının olduğu düzgün yürütülmesi halinde herkesin kazandığı bir yapı. Biz iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin en önemli yapması gerekenlerden birisi de işverene bunu anlatabilmek. İşveren bu farkındalığa sahip olursa o zaman işler daha kolay yürüyor. Yönetmeliklerle gelen yenilikler. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kabul edildikten sonra bir dizi bu kanunu destekleyici yönetmelik çıkartıldı. Kanun ana hatlarıyla olması gerekeni tanımlıyor genel olarak. Bunun hepsine mevzuat deniyor. Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük, tevkif, kanun ve kararname. Bu bahsettiğim tanım, yani ismini saydığım resmi evrakların tamamına mevzuat deniyor. Kanunu destekleyen mevzuat, yönetmelikler. Yönetmelikler sahada işin nasıl yapılacağına dair detayları bize veren, uygulamanın nasıl yapılacağını anlatan dokümanlar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi, iş yerlerinde genel bir önlem ve politikasının geliştirilmesi, işin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi. Aynı iş yerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işbirliği yapması, çalışanların iş yerinde karşılaşabileceği riskler konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Çalışanların görüşlerinin alınması, iş yerinde sağlık ve güvenlik görevlisi, sağlık ve güvenlik iş temsilcisinin bulundurulması. Yönetmelikle gelen yenilikler bunlar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi, iş yerinde genel bir önleme politikasının oluşturulması, işin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi, aynı iş yerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işbirliği yapması, çalışanların iş yerinde karşılaşabileceği riskler konusunda bilgilendirilmesi, çalışanların görüşlerinin alınması, iş yerinde sağlık ve güvenlik görevlisi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin bulundurulması. Bunlar kanunla birlikte gelen yenilikler Türkiye için. Genel prensiplerine baktığımızda iş sağlığı ve güvenliğinin Amerikalı yazar Heinrich, herhangi bir alanda yürütülecek işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının
10 prensip üzerinde yapılmasını önermiştir. Bunlar birincisi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin asıl çalışma alanı, tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerdir. Tehlikeli durum, işverenin iş yerinde güven çalışma koşullarını sağlamak için alması gereken tedbirleri almaması sonucu iş yerinde oluşan durumlar. Tehlikeli davranış ise çalışanın görev, yetki ve sorumluluklar, kendisine verilen görevler dahilinde, talimatlar dahilinde işini yapmaması, işini safsatması, kişisel koruyucu donanımlarını kullanmaması, kuralları ihlal etmesi sonucu oluşan davranışlar. Tehlikeli durumlara örnek, yetersiz, bakımsız bina, alet, makineler, yetersiz ya da fazla aydınlatma, yetersiz havalandırma, güvensiz yöntem ve şartlarla çalışma. Bunların hepsi işveren tarafından düzeltilmesi gereken durumlar. Tehlikeli hareketler, yani çalışanların yapmaması gereken şeyler, güvensiz çalışmak, gereksiz şekilde hızlı çalışmak, uygun olmayan güvenlik donanımı, donanım yetersiz ise, güvensiz durum, donanım yerinden söküldü ise güvensiz davranış ortaya çıkar. Alet ve makinaları tehlikeli şekilde kullanma. Kaza zinciri nedir? Tehlikeli hareket, tehlikeli şartlar oluşuyor. Kaza meydana geliyor. Kaza sonrasında da bir sonuç zarar oluyor. Bu sonuç zarar ölüm olabilir, yaralanma olabilir, maddi hasar olabilir ya da makinaların hasar görmesi olabilir. İkincisi, bu Heinrich'in tanımladığı kaza zincirinin ikinci halkası, bunlar kaza zincirinin halkalarıydı. İki prensip, iş kazalarının %98'i, ikinci halka bu, %98'i insan kusurundan kaynaklanır. Tehlikeli durum, işverenin ihmali veya tehlikeli davranış, çalışanın ihmali. %2'si ise doğal afetler, işte sel, deprem gibi durumlar. 3. Kazanın sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez. Bununla ilgili, kaza zinciriyle ilgili bir video var. Onu izleyelim birlikte. Kazan sonucu önceden kestirilemez. Aynı olay, bu videoda aynı olay tekrarlanıyor. Her defasında farklı bir tehlikeli durumla tehlikeli davranış birbiriyle aynı anda gerçekleşiyor. Bu tehlikeli durum ve davranışların aynı anda gerçekleşmesi halinin aynı ortamda nasıl farklı sonuçları olabiliyor? Sonuç zarar nasıl değişiyor? Birlikte bir bakalım. Çok güzel özetliyor bu video. İlk öncelik emniyet. Kazaların maliyeti. Hayatımızın her gününde potansiyel olarak ciddi bir kazaya karışabiliriz. Bazılarımız yatak odalarından bile çıkamaz. Bazılarımız ise merdivenden inmeyi başaramaz. Çoğumuz mutfakta bir yerimizi keser ya da yakarız.
And when it comes to do it kendi kendimize kaza üretmekte çok başarılıyız. Evde bir şekilde yaralanmaktan kurtulsak bile, yolda giderken yaralanma ya da başkalarını yaralamak ya da öldürmek için birçok yol var. Maalesef bu kazazedelerin çoğu da çocuk olur. Peki kaçımız son zamanlarda bir kazayı ucuz atlattı? Düşünün, yavaşlayın. İşe gittiğinizde daha iyi niyetli miyiz? İstatistik olarak evet. Ancak yine de birçoğumuz gözünü ya da parmağını kaybediyor. Yüksekten düşüyor. Hareket etmekte olan bir araç yüzünden yaralanıyor. Ya da tüm hayatımızı etkileyecek aptalca şeyler yapıyoruz. Peki neden çalışırken kendimizi öldürecek ya da ciddi bir yaralanmaya yol açabilecek bir riske alıyoruz? Çünkü acele ederek ya da plansız çalışarak kötü kararlar veriyoruz. Ve böylece şansımıza güveniyoruz. Her ölümlü kaza bir emniyetsiz hareketle başlar. Ve istatistiklere göre 2 milyon emniyetsiz hareketten biri ölümle sonuçlanır. Ve ortalama olarak 240 bin ucuz atlatılan kaza, 20 bin hafif yaralanma ve 400 ciddi yaralanma ölümcül bir kazaya götürür. Öte yandan, işteki ilk gününüzde ölebilirsiniz. Çünkü hiç kimse bir kazanın nasıl sonuçlanacağını önceden bilemez. Emniyetsiz hareket bir tür kumardır. Birçok kere kazanırız, ancak bir kaybettiğimizde her şeyi de kaybedebiliriz. Size benim hayatım üzerinde büyük etkisi olan bir kazayı anlatmak istiyorum. Benim kasabamda Joe adında bir iskele ustası vardı. Joe yerden 10 metre yükseklikteyken cep telefonu çaldı. Ve yapmakta olduğu işi bırakarak cevap verdi. Bu yaptığı şey başlı başına emniyetsiz hareketti. Hele de iskelede çalışıyorsan, hele daha yeni korkulukları kurarken, korkuluğu sabitlememişsen ve emniyet kemerinde bağlı değilse, burası kesinlikle emniyetli bir yer değildi. Bu Joe'nun ilk yanlış kararıydı. Cep telefonunu dolabında bırakabilir ve mesajlarını arada dinleyebilirdi. Ama yapmadı. Önemli bir emniyet kuralını göz ardı etmeyi tercih etti. Ve bu kural daha o sabah amiri tarafından hatırlatılmıştı. Mobile phones. Do not answer your mobile phone while on the scaffold. Move to a safe place at work so you can answer the phone. Ama cep telefonlarına gelince, iskele üzerindeyken cep telefonunu cevaplamayın. Emniyetli bir yere gidince, telefondaki iyi bir haber değildi. Ancak acil de değildi. Ve Joe heyecanlandıkça korkuluğa daha da yaklaştı. Kendi gevşettiği korkuluğa. Ansızın aşağıda amirini gördü, konuşmayı bitirdi, işine geri döndü. Bu emniyetsiz hareketi sonunda hiçbir şey olmayan 2 milyon emniyetsiz hareketten biriydi. Keşke bu doğru olsaydı. Joe'nun şansına ya da sonradan öğrendiğimiz kadarıyla şanssızlığına amiri geri çağrıldı ve Joe da telefonla konuşmaya devam etti. Joe konuşurken arkadaşı Darren geldi. Darren iskelenin kenarına yaklaşarak korkuluğa dayanmak istedi. Joe ansızın bağlantıyı gevşetmiş olduğunu hatırladı. Darren'ın bu olayı near miss olarak raporlaması gerekirdi ama iyi arkadaştılar ve daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu yalnızca 240 bin near miss'den biriydi. The type we've all had at some time in our lives. Ancak olay tam da öyle olmadı. Darren ve Joe yıllardır birlikte çalışan iki iyi arkadaştı. Ancak birbirini iyi tanıma, bazen kayıtsızlığı da beraberinde getirir. Neyse ki Joe'nun hızlı aksiyonu, Darren'ın aşağıya düşmesini önledi.
Korkuluk bir taraftan bağlıydı. Bu olayın maliyeti Darren'ın acıyan dizi oldu. Küçük bir olaydı. 20 bin hafif yaralanmadan biri. Basit bir ilk yardım, bir plaster tamam. Ve tabii kendi hatasının büyük zarar vermemesi nedeniyle rahatlayan, ancak amirine olayı rapor edemeyecek kadar da utanan bir arkadaş. Ancak Joe bundan kurtulamadı. Amiri olayı duydu ve bir soruşturma başlattı. Joe amirinden ihtar ve yazılı uyarı aldı. Bu uyarı dosyasına eklendi. Ve bir kere daha bir emniyet kuralını çiğnemesi halinde göz yumamayacağı söylendi. We'll be recording and it will last on your record for 6 months. Darren. Evde 3 çocuk ve gelmekte olan bir bebek vardı. Joe işini kaybedemezdi. Ancak bütün bunlara rağmen kazanın maliyeti çok düşüktü. Daha doğrusu olacaktı. Eğer bütün hikaye bu olsaydı. Aslında o gün olaylar şöyle gelişti. Joe telefona cevap verdi. Amirini gördüğünde az kalsın konuşmayı bitirecekti. Ve Darren gerçekten oradan geçti, saatini gösterdi. Ancak Darren'a bir şey olmadı. Ciddi kazaların neredeyse %85'i aslında kazada yaralanan kişi tarafından önlenebilir. Ancak Joe korkuluk bağlantısını gevşetmek nedeniyle ortaya çıkan tehlikeyi görmedi. Bir kaza halinde kimin zarar göreceğinin farkında değildi. Emniyetsiz bir durumdayken telefonlu cevaplamanın yarattığı riski fark edemedi. Dolayısıyla olayı önleyebilecek bir şey yoktu. Joe her iki bacağını da kırdı. Kalçasında çatlak vardı ve ciddi bir omurilik zedelenmesi yaşadı. Ancak aylar süren bir tedaviden sonra doktorlar onu iyileştirmeyi başardılar. Dehşet verici bir düşmeden sağ çıktı. Ancak çok ağır bir bedel ödedi. Hayatının sonuna kadar sakat kalmasına yol açan yaraların dışında gelirini, özgürlüğünü kaybetti ve bunları telafi edecek hiçbir şey de alamadı. John'un başına gelen bu olaylarda emniyetsiz bir şekilde çalışarak hem kendisini hem de diğerlerini risk altına sokmuştu. Üstelik de kaza sabahı emniyetle ilgili çok açık talimatlar verilmişti ve kendisi de bir kopyasını imzalamıştı. Bir yanlış karar, cep telefonuyla konuşmak, hem kendisinin hem de eşinin ve çocuklarının geleceğini alt üst etmişti. Yaşadığı kazanın tedavi masrafları on binlerce pound'u aştı ve her gün de artıyordu. Eğer yaşamını sonuna kadar iskele kurma işinde olsaydı, 1 milyon pound kazanabilirdi. Ve kazayı önleme maliyeti ne olurdu? Hiçbir şey. John'un işvereninin bu olayda herhangi bir hatası yoktu. Bu şirket inşaat sanayinde emniyete çok önem veren şirketlerden biriydi ve personelini en yüksek standartlarda eğitirdi. John'un yaptığı işle ilgili olarak risk değerlendirmesi yapmışlar ve bir toolbox düzenlemişlerdi. Burada cep telefonu kullanılmasına da değinilmişti. Yine de inanılmaz miktarlara ulaşan bir tazminat ödediler. Ve siz neden tazminat ödediklerini öğrenmek istiyorsunuz? John'un kazasıyla ilgili her şey tam anlattığım gibi oldu. Korkuluk bağlantısını gevşetti. Telefonla cevap vermek için durdu. Darren acele etmesini istedi. Joe biraz kızdı, gerildi ve korkuluğu gevşettiğini unuttu. İskeleden aşağı uçarken bağırdığını duydum. Yukarı baktım ve yaşamımda gördüğüm son şey bu oldu. And that was the last thing I ever saw. You see, I was ölmüştüm. When the board Joe was holding, John'un elinden uçan kalas kafama çarptı. Ve John'un kaybı ne olursa olsun benimkiyle kıyaslanamazdı. Annesiz büyüyecek çocuklarım var.
Bensiz bu işi başarmak zorunda olan bir kocam var. Ve düşündüğünüzü biliyorum. Yanlış zamanda, yanlış yerde bulunacak kadar şanssızdım. A few seconds later. Birkaç saniye sonra olsaydı kalas yere düşerdi. Birkaç saniye önce olsaydı zarar görmeden geçer giderdim. Gerçekse beni öldüren birkaç saniye, John'un telefonuna cevap verdiği birkaç saniyeydi. Bir tek emniyetsiz hareket beni öldürdü. That happens with every unsafe act. No matter whether it's at work, in your car. Zar o gün ölümde durdu. Nerede duracağını asla bilemezsiniz. En iyisi asla bu riske girmemek, emniyetsiz davranmamak. Kazanın sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez dedik. Buna örnek olsun diye bu videoyu size gösterdim. Hiçbir zarar olmaksızın ucuz atlatma şeklinde gerçekleşmeden tutun da ölümlü kazaya kadar geniş bir yelpazede sonuç zarar değişiyor gördüğünüz gibi. Olay aynı fakat o anda anlık oluşan tehlikeler birbiriyle örtüştüğünde bazen çok ciddi bir kazaya bazen de ucuz atlatmaya sebep oluyor. Onun için sonuç kestirilemez. Bizim yapmamız gereken ne? En kötüyü düşünerek tedbir almak. Yani bu örnekte işte bariyerin gevşetilmesi sonucu çalışanın düşmesi ya da çalışanın elinden bir cismin düşmesi sonucu oradan geçen birinin başına o cismin çarpması ve ölüme sebep olması en ciddi sonucu oluşturan olasılık. Biz bu olasılığın olmaması için yani en kötünün olmaması için tedbirleri almak durumundayız. Her olay için en kötüsünü düşünüp ona göre tedbir almak durumundayız. Ağır yaralanma, öyle olunca hani böyle iş güvenliği uzmanı sanki felaket tellalıymış gibi hani her şeyin en kötüsünü düşünen kişi, negatif düşünen kişiymiş gibi algılanıyor ama bizim görevimiz de bu. Ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde bir ağır yaralanma ya da ölüm, 29 hafif yaralanma ve 300 yaralanmasız olay vardır. Yani ucuz atlatma vardır. Bu burada anlatılmak istenen şey şu, yaralanmasız olay yani ucuz atlatmalar tespit edilip de önlemler alınırsa o en tepede piramidin en yukarısında var olan ağır yaralanma, mağluliyet ya da ölüm gibi durumlar gerçekleşmez. Tehlikeli davranışların nedenleri. Şahsi kusurlar, dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi. Yetersiz eğitim, yaptığı işi bilmeyen birinin yaptığı işin yarattığı tehlikelerle ilgili de bilgi sahibi olması beklenemez. Önce çalışanın yaptığı işe hakim olması gerekiyor. İşiyle alakalı bilgisi olanın o işin yarattığı tehlikelerle ilgili de bilgisi vardır. Kazalardan korunmak için mühendislik ve revizyon tedbirleri olmalı. Eğitim verilmeli, ergonomi kurallarından yararlanılmalı, teşvik tedbirleri uygulanmalı ve disiplin tedbirleri uygulanmalı. Üç işverenin üç ana görevi var. En güvenli ve sağlık teknolojiyi uygulamak, çalışanları eğitmek ve çalışanları denetlemek. Çalışanların iş sağlığı ve güvenli eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik. Amacı Eğitimin amacı iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek. İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak. Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek. Onların karşı karşıya bulundukları meslek risklerle bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak.
Kazalardan koruma yöntemleriyle üretim maliyet, kalite kontrol metotları, benzerlik ve paralellik teşkil eder. İş güvenliği çalışmalarına işletmenin en üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda formel ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticiler önemlidir. Çünkü neden önemlidir? Formel ve ustabaşı birinci derece yönetici olduğu için mavi yakaların, yani işçilerin yaptığı işleri gün boyu gözlemleyip onlarla birlikte ortamda oluşan tehlikelerle ilgili bilgi sahibi olabilirler ve bize bu konuda bilgi aktarabilirler. İyileştirme çalışmalarıyla ilgili fikir vermek ve risk değerlendirmesi sonrasında yapılması gereken düzeltici faaliyetler ile ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili aksiyonların, yapılması gerekenlerin gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, gerçekleştirme ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, gözlemlenmesini gene bu birinci kademe yöneticiler vasıtasıyla yapabiliriz. İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön vermelidir. Ancak iş güvenliği tedbirlerin üretimin artması, masrafların azalması sonucu maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Yani bu işverenin lehine olan bir durum. Tamam, çalışanların sağlığı ve güvenliği için yapılıyor bu çalışmalar ama düşünsenize, çalışanlar sağlıklı, fiziken ve ruhen sağlıklarını muhafaza ederek çalışıyorlar. Dolayısıyla performansları, morali bozuk, işte vücudunda ağrılar olan bir insandan daha fazladır. İş ekipmanlarının bakımları düzgün yapılıyor. İş ekipmanlarının bakımı düzgün yapılıyorsa o zaman makinalarda plansız duruşlar gerçekleşmez. Ve müşteri siparişleri zamanında imal edilip gönderilir. Kötü sürprizlere yer olmaz. Dolayısıyla üretimin performansı da yükselmiş olur. Bir insanın ölümüne neden olmak, bütün insanın ölümüne neden olmak gibidir. Böyle bir ifade kullanılabilir. Bir insanın kurtuluşuna sebep olmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Böyle duygusal ifadeler de kullanılabiliyor. Ama tabii hepsinin altında bilimsel çalışmalar yatmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinde ilgili taraflar işveren, işçi ve devlettir. 3. SACA'ya. Uluslararası Çalışma Örgütü ne zaman kurulmuştu? İlk dersimizde bahsetmiştik, 1919'da. İş sağlığı ve güvenliği örgütünün paydaşları işveren, işçi ve devlet. Her ülkeden işçi, işveren ve devlet tarafından, bireyler tarafından ülkeler temsil ediliyor Uluslararası Çalışma Örgütü'nde. Dünyada işçinin de aktif olarak katıldığı faaliyetleri olan başka bir örgüt yok. Sadece Uluslararası Çalışma Örgütü var. İşçinin de sözü dinleniyor orada. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların yapacağı faaliyetler taraflar arasında karşılıklı uzlaşma olmalıdır. Taraflar birbirlerine güvenmelidirler. İş sağlığı ve güvenliğini bir işletme kültürü haline getirmeliyiz. Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmeliyiz. Devletin sorumluluğu bütün çalışanların insan haysiyetine uygun şartlarda kendilerini geliştirebileceği güvenli iş ortamlarının oluşturulmasında yasal düzenlemeleri yapmak devletin sorumluluğudur. Güvenlik kültürü ve bilincini tüm topluma yaygınlaştırmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat çalışması yapmak ve kanun ile mevzuatın uygulanmasını yaptırmak, takip etmek. Devlet, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletmelerde eğitim hizmetleri vermeli, danışmanlık yapmalı, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği standartlarını Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirme ile ilgili faaliyetler yürütmelidir. İşveren işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu nedenle bu kapsamda neleri yapmalıdır? Risklerin önlenmesi, kaynağında riskle mücadele edilmesi, yani toplu koruma önlemlerinin alınması, işin kişilere uygun hale getirilmesi, yani ergonomi,
işçilerin kendilerine tebliğ edilen görev talimatlarına ve şu ergonomi ile ilgili ben küçük bir video var somutlaştırmak için. Birkaç video var. Bakın. Ergonomi ile ilgili. Şöyle. Lifting is a common task in many workplaces. Yet many employers may not be aware of how to reduce the risk associated with lifting. Bending, reaching, and twisting while lifting can result in back pain. Handling heavy loads or repeating the same motions can also increase the risk of injury. Back injuries are painful and can be debilitating, not to mention expensive. They cost millions of dollars in claims every year. Employers are required to reduce the risk to workers by implementing control measures. For example, using mechanical assistance to handle heavy loads, raising the load to minimize bending, and rotating the load to minimize reaching. For more information about lifting in the workplace, go to worksafebc.com. Your back is always working. Every time you lift, sit, stand, or even lie down, you're using your back. Your back consists of a column of individual bones, or vertebrae, separated by small cushions known as discs. These discs serve as shock-absorbing pads and are located between each vertebrae. When a disc is strained beyond its limit, the outer casing may bulge or rupture. The jelly-like inner substance can be squeezed or pushed out to the side or back and touch or put pressure on one of the spinal nerves. This is commonly called a disc protrusion, also known as a herniated or ruptured disc. This pressure causes pain that can be felt all the way down to the back of the leg. Most back pain does not need medical attention. If you have back pain that includes weakness down the leg or changes in your bowel or bladder, see your doctor. For more information on caring for your back, visit worksafebc.com. Evet, işin kişilere uygun hale getirilmesi. Az önceki videolarda birkaç tane örneğini gördük. İş yerinde küçük düzenlemeler yapılarak çalışanların beden bütünlüğünü koruyarak, daha az yorularak daha düzgün çalışmaları sağlanabilir. İşçilerin kendilerine tebliğ edilen görev talimatlarını ve iş yeri kurallarına uygun şekilde çalışıp çalışmadığının işveren tarafından denetlenmesi. Teknik gelişmelere uyumlu hareket etmek.
Şimdi üçüncü maddede işçilerin kendilerine tebliğ edilen görev talimatlarına ve iş yeri kurallarına uygun şekilde çalışıp çalışmadığını denetlenmesi. Bunu yapabilmek için öncelikle işverenin çalışanına hangi işi vereceği konusunda kafasının net olması gerekiyor. İşçinin görev tanımını düzgünce yapmış olması gerekiyor. Çalışana bu görev tanımı üzerinden, talimat üzerinden eğitim vermiş olması gerekiyor. Ve kuralları koymuş olması gerekiyor. Sonrasında takibinin yapılması gerekiyor. Birçok iş yerinde işçiye net olarak ondan ne istendiği tebliğ edilmiyor. Her işe bakıyor işçi. Yetkinliği olsun olmasın. Bunlar da iş kazalarına yol açıyor. Teknik gelişmelere uyumlu hareket edilmesi, toplu korunma önlemlerine öncelik verilmesi, bu mümkün değilse kişisel korunma tedbirlerinin alınması. Pardon, telefon çaldı. Evet, pardon. Toplu korunma önlemlerine öncelik verilir. Bu mümkün değilse kişisel korunma tedbirleri alınır. Kişisel koruyucu alanı kullandırmak en son başvuracağımız şey. Mümkün olduğu kadar toplu koruma önlemleri alınması esas. İşçilerin bilgilendirilmesi, işçilerin görüşlerinin alınması ve onlara eğitim verilmesi işverenin bir başka sorumluluğu. Çalışan sorumluluklarına geldiğimizde işveren tarafından alınan her türlü tedbire riayet etmek, uymak ve talimatlara uymak. Bu kapsamda makine, cihaz ve diğer ekipmanları doğru şekilde kullanmak, kendilerine verilen kişisel koruyucu alanını doğru kullanmak ve muhafaza etmek, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü olumsuz durumu işverene bildirmek, işveren, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ve diğer çalışanlarla iş sağlığı ve güvenlik konusunda işbirliği yapmak, güvensiz durumlardan kaçınmak. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için iş yerinde düzenlenecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak. İş yerinde risk önleme kültürü, işletmede bulunan risklerden doğabilecek olumsuz etkilerin iş kazası ve meslek hastalığı önlenmesi için güven kültürü, üretim süreçleri ve yapılanmada işletme kaynaklarının verimli bir doğrultuya yönlendirilmesi. Risk yönetiminin ana unsurları nelerdir? İş yerinde ortaya çıkabilecek tehlike kaynaklarının belirlenmesi, bu tehlikelerden ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin işletme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi risk yönetiminin ana unsurlarını oluşturuyor. Ara verelim, aradan sonra devam edelim arkadaşlar. Saat 13'te.